Etibor'a girebilmek için rüşvet teklifi ediliyor. Oğlan damat meselesi ve sıfır araba rüşvet teklifi. Kütahya Emet AK Parti İlçe Başkanı Naci Özcan'dan herkes şaşırtacak çok açıklama. Kütahya Emet AK Parti İlçe Başkanı Naci Özcan, Emet'te kendilerine en çok taşeron iş için gelindiğini belirterek, partilerin bu yükten kurtulması için sanayinin gelişmesinin ve organize sanayinin önemine vurgu yaptı. Göreve geldikten sonra Emet Bora alınan 20 işçiden 12'si Emet'ten alınırken, oğlu ve damadının alınmasının çok eleştirildiğini ve şikayet edildiğini belirten Özcan şunları söyledi. Eğer oğlum ve damadıma bu işler nasip olmamış olsa, ben Cumhurbaşkanı'nda olsam bu işler olmazdı. 3 kişinin başvurduğu bir bölümden oğlumun girmesi eleştirildi. Burası Emet. Eğer almasaydım da şahsımı saflıkla itham edeceklerdi. Ben 28 yıllık devlet memurluğu yapmış bir adamım. Aldığım maaş bellidir. TOKİ'lerde 400 liraya ikamet ediyorum. Ankara gezilerimi oğlumun maaşıyla gerçekleştiriyorum. Eğer rüşvet yemiş olsam bugün buna ihtiyacım olmaz. Arabalarım 2-3 tane, dairem olurdu. 20 işçi alımda kadrolu işe sokmam halinde sıfır araba teklif edenler oldu. Allah şahit bu tür şahısları partiden kovaladım. Geçmişten gelen bir alışkanlık varmış. Biz bugün partimizi bu tür düşüncelerden kurtardık. Parti ayrımı yapmadan da tüm gençlerimize yeni iş kapıları açmak için uğraşıyoruz dedi. Sözlü mülakatlarının neden Emet'te değil de Ankara'da yapıldığı sorularına da cevap veren Özcan, dönemin genel müdürü Orhan Yılmaz ile bu konuları görüştük. Daha önce bir başka yerde yaşanan sıkıntı nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirttiler. Olay çıkmayacağı garantisi vermemize rağmen genel müdürlük örnek teşkil edeceği gerekçesiyle işçilere kumanya vermeyi ama Ankara'ya gelmeleri gerektiğini ifade etti. Yoksa bizler de yüzlerce gencimizi neden Ankara'ya taşıyalım dedi. Emet Bora işçi alımı şu an yok. Naci Özcan, Eti Maden'in istenen satış rakamlarına ulaşamadığı için 3. fabrika yapımının 2016 yılında da beklenmediğini belirtirken, yılbaşında alınacağı söylenen 45 işçi söylentilerinin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özcan, 2016 yılında Eti Maden bünyesinden 10 ile 15 kadar şehit ve gazi yakını alımı olacağını belirtti. Sülfürik asit fabrikasının 2016 yılında yapılacağını ve 65 istihdam sağlayacağını belirten Özcan, ama fabrika bunu bünyesindeki taşeronları kadroya geçirip de mi yapar, ona bir şey diyemiyoruz. Yani dışarıdan yeni bir alım olmayabilir. Fabrika bünyesinde 700 taşeron var dedi. Emet'in tüm istihdam yatırımlarını Emet Bor'dan beklememesi gerektiğini de belirten Özcan, 6. organize sanayinin Emet'te kurulmasını sağlamalıyız. Emet ve Hisarcık arasında bu proje hayata geçirilmeli. Yollarımızın da yapılması ile tüm ilçelere merkezi bir konumda olacak. İki ilçe arasına 6. organize sanayi neden olmasın dedi. Ben emekli derneğinden memuruyum. Ben açıkça söylüyorum. Benim aldığım para belli. Benim kendi şahsi giderlerim de var. Bize zenginler destek verirse biz çalışmamızı daha güzel yaparız. Yani biz para istemiyoruz. Gideceğimiz bir zaman bize benzin versinler, mazot versinler, gideceğimiz arabaya göre gaz versinler. Anladınız mı? Biz onlara gelin de demiyoruz. Yani bize yardımcı olsunlar. Ben oğlumdan damadımı aldım. Almak zorundayım. Neden dolayı? Çünkü benim oğlum bir tane elektronik mezunu alınacaktı. Kaç müracaat var dolayı? 3 tane müracaat vardı. Ben oğlumu almaydım. Başkasını alsaydım bana Mehmet abi derdi ki bu saf, bu da işini beceremedi. Bundan da hiçbir şey olmaz derdi. Ama elhamdülillah ben 3 ayda gücümü gösterdim ve oğlumla damadımı aldım. Bundan da gocunmuyorum. Yani beni çok şikayet ettiler. Hiç önemli değil. Ben 28 sene devlet memurluğu yaptım. Eğer benim oğlumla damadım orada rızkı olmasaydı, istersen ben Cumhurbaşkanı olayım. O iş olmazdı. Çünkü Cenab-ı Allah o rızkı onlara yazmış oraya. Elhamdülillah. Hiç kimsenin bir kuruşunu tenezzül etmedim. Hiç kimse de kalkıp da bana sen benimle şu kadar para aldın, şunu yaptın, bunu yaptın diyemez. Elhamdülillah. Ben Emet'te maliyeciler sevilmez ama biz sevildik. Bu orada en çok da geçirilmelerden bir sınıfı da Fatma. Evet. Mutlaka olan zararlıya onlar da bu ilçenin insanı. Evet. 320-350 gencin Ankara'ya sözlü mülakata gidilmesi çok eleştirildi. O burada yapılamaması, yani o kadar gencin umutlarını Ankara'ya taşıması biraz da bu. Bak sana yemin ediyorum Ercan. Ben onunla ilgili girişim yaptım. Yalnız o zamanki genel müdür Orhan Bey bana dedi ki,
Naci Bey, biz bir ilçede yaptık. Neredeyse kan gövdeyi götürecekti. Güvenlik açısından. Onun için biz burada işçilerini karşılayalım, yaşlılarını karşılayalım, onlar da bir zahmet yol paralarını versinler, gelsinler dedik. Yani bizim de bazı şeylerde, yani iyi olsun deme gücümüz yok. Yani böyle diyen bir insana ne dersin? Yok ille emekli yapılacak dediğin anda bu sefer 40'a da yapılsın diyecek. Bir kaç de yapılsın diyecek. Yani onlar da kendileri açısından, güvenlik sorunundan bunu yapıyordu. Ha ben karşı emekli yapılsın. Ama bazı şeyleri başaramıyoruz. Onun için yani ben bunları açıklamak durumunda kalıyorum. Yani ben onun için girişimde bulundum. Yukarıda Allah var. Ben bizzat gittim, gelmesinler dedim, siz gelin. Biz her şeyini karşıladık. Ben güvenlik açısından da garanti verdim. Ya kütüphane de olabilir. Ben garanti verdim. Anladın mı? Hiçbir olay olmayacak dedim. Size bunun sözünü veriyorum dedim. Ama onların aldıkları bir karar doğrultusunda gençlerimizi oraya kadar üzdük. Yani bir de şu var, kimyacı biliyorsun, 6 tane kimyacı alındı. 3 tanesi ısrarcı. Çünkü 12 tane bize aldık. 8 tanesini sadece verdik, 20 kişinin. Bunun içinde 6 tanesi kimyacıydı. Bir tane de yüksek okul mezunu vardı. Anladınız mı? Yani bazı şeyler düşünüldüğü gibi olmuyor. İster dışı gelişiyor. Yani beni oğlundan damadım önüne aldı diye, rüşvet aldı diye çok şikayet ettiler. Ben sana onun belgelerini de gösterebilirim. Yani beni genel merkeze, milletvekillerine dediğim ben size her yeri şikayet ettiler. Ama elhamdülillah biz yıkılmadık. Çünkü hiç kimse de kalkıp da bir kuruş para aldı diyemez bize. Ben doğru bildiğim her şeyi doğru bildiğim zamanda yapardım. Ben bunu açık söylüyorum. Yani ben doğru bir insanım. Ben hiç kimseye de ümit vermek istemiyorum. Rızkı Cenab-ı Allah veriyor. Bak buna herkes inansın. Bizler sadece birer aracıyız, vasıtayız Ercan Bey. Biz elimizden geleni yaparız. Ama rızkı Cenab-ı Allah dedi. Eğer benim oğlumla damadım orada rızkı olmasaydı, istersen ben Cumhurbaşkanı olayım. O iş olmazdı. Çünkü Cenab-ı Allah o rızkı onlara yazmış oraya. Ercan Bey. Biz vesile olmuş olduk. Biz vesile olmuş olduk yani. Onun için yani bu artık çıkarılsın şeyden. Gündemden. Çünkü neden? Ben 1,5 milyon lira 1500 lira emekli maaş alan bir insanım. Benim bununla her yere gidip gelmem mümkün değil. Ama ben ne yapıyorum? Oğlumun maaşını alıyorum. Ben bunu açıkça söylüyorum. Halkımın huzurunda. Ve o oğlumun aldığı maaşıyla ben gidiyorum Ankara'ya. Emek için. Ben onunla gidiyorum. Çünkü benim zenginliğim yok. Ben şu anda TOKİ'de 400 lira kira ödeyerek duran bir insanım. Ben eğer rüşvet alsaydım, hırsızlık yapsaydım benim şu anda Kütahya'da da evim olurdu. Evet'te de 2-3 tane evim olurdu. Sana bir tane olayı söyleyeyim. Bana birisi büyük işçi alımlarında 2013 model araba teklif etti. Bak ben bunu hiçbir yerde açıklamadım. Ama ben, evet ama ben ne yaptım biliyor musun? Yemin ediyorum çocuklarım, bak Allah beni şeysin yani. Partiden kovuladım o adamı. Biliyorsun daha önce bazı şeyler yapılmış. Biz bunları açıklamak istemiyorum. Ben çok doluyum aslında. Açıklamak istemiyorum. Kimseyle yerden yere vurmak istemiyorum. Yani şu parti artık bir düzene kavuştu. Biz elhamdülillah garip kurabaya iş vermek zorundayız. Beni sadece zaten oğlumla damadım inşallah almaktan dolayı eleştiriyor. Yoksa diğer aldıklarıma hiç kimse bir şey demiyor. Ercan Bey, ben hala da parti, A partili, B partili, C partili bakmıyorum. Garip kureba mı? İşçi mi alınıyor? Taşeron mu alınıyor? Onları koymaya çalışıyorum. Çünkü onların doğası bizi elhamdülillah ayakta tutuyor. Ve hizmet aşığıyla yandırıyor bizi. Başlıyorum. Son olarak kalkındılar istediğiniz mesajlar mı? Her şey, bu değerlerin yaklaşık bir saatlik röportajda biz bunları da vermiyoruz. Emel'in geleceğine göre çok projeden konuştuk.
2016 başta olmak üzere Emre nasıl bunlar bekliyor ve halka mesajı falan? Allah nasip ederse, Allah bize bu uzun ömür verse, bu makamlarda bize kalırsa, biz Emre'mizi artık aydınlık günlerin beklediğine inanıyoruz. Çünkü 4 tane yolumuz bitmiş olacak. Arkasından bir de organize sanayi kurabilirsek veya orta ölçü sanayi bölgesi Emre'mizi açtırabilirsek, Emre artık bundan sonra tutulmaz. Çünkü bu iki şeye ihtiyaç vardı. Bir yol, iki istihdam. Biz bunun için çalışıyoruz. Yani biz şahısların şunu demiş, bunu demiş, şöyle yapmış, böyle yapmışlarıyla ilgilenmiyoruz. Halkımız bize güvensin. Sorunlarına biz her zaman yardımcıyız. Kapımız herkes açık. Gelsinler. Bize eleştirecekler mi? Gelsinler benim yüzüme eleştirsinler. Ben açığım. Her zaman. Ben de hata yapabilirim. Ben de insan oluyorum. Yapabiliriz. Yani hepimiz hata yapabiliriz. Yapmama gibi bir lüksümüz yok. Ama ben yaptığım hatayı kendim görmem. Dışarıdaki arkadaş beni uyarsa ben ona göre hatamı düzeltirim. Ve Emel'le birlik beraberliği sağlarız. Benim hiç kimseye karşı bir küstüğüm yok. Sadece ben Emel menfaati için çalışıyorum. Emel'le faydalı olamayacak insanlarla da bir araya gelmiyorum. Benim tek şey bu.